Dostum gül cemalin cennettir bana. Dostum gül cemalin cennettir bana. Ne çare ayrılık zamanı geldi. Zamanı geldi. İstemem ayrılmak senden sultanım. Ne çare ayrılık zamanı geldi. İstemem ayrılmak senden sultanım. Ne çare ayrılık zamanı geldi. İstemem ayrılmak senden sultanım. İstemem ayrılmak senden sultanım. Gül cemale aşkım ile nalanım. Hey dost nalanım. Çıkarma gönlümden dinim imanım. Ne çare ayrılık zamanı geldi. Çıkarma gönlümden dinim imanım. Ne çare ayrılık zamanı geldi. Fakirim aşık aşka yanandır. Kul fakirim aşık aşka yanandır. Hak erenler birbirine kanandır. Hey dost kanandır. Dosta doymak olmaz. Kanan erkandır. Ne çare ayrılık zamanı geldi. Dosta doymak olmaz olmaz. Kanan erkandır. Ne çare ayrılık zamanı geldi. Thank you.
be felek senin elinden, hem yanarım hem ağlarım. Be felek senin elinden, hem yanarım hem ağlarım. Gece gündüz ağlar gözüm, başımı döver ağlarım. Çağırırım gani deyi, gel ağlatma beni deyi. Kimi görsem seni deyi, yüzüne bakar ağlarım. Çağırırım gani deyi, gel ağlatma beni deyi. Kimi görsem seni deyi, yüzüne bakar ağlarım. Lütfeyle beyim urandır, gözümün yaşı barandır. Lütfeyle beyim urandır, gözümün yaşı barandır. Kaygılı gönlüm virandır, hicrimi şeker avlarım. Karacaoğlan düştü derde, gece gündüz yanar narda. Hak adı olduğu yerde, kabrimden çıkar avlarım. Karacaoğlan düştü derde, gece gündüz yanar narda. Hak adı olduğu yerde, kabrimden çıkar ağlarım. Ben de seni gönülden alkışlıyorum. Sevgili Onurcuğum, teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hakikaten ben ailenize ve o Metin Bey'in nezdinde Mutlu ailesine teşekkür ediyorum ki sizin gibi güzel bir evlada sahipler ve sizin de o aileye ve o topluma çok güzel emekleriniz olduğunu çok iyi ve yakınında görüyoruz. Onun için yüreğine sağlık diliyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Onurcuğum, tabii seni yorsak da artık türkülerle yoracağız. Tabii İstanbul'da çalışmalarımızdan da biraz bahsetmek istiyorum. Ben biraz meraklıyımdır çünkü izleyicilerimizle paylaşmaktan ben onur duyarım, gurur duyarım. Onun için sevgili izleyicilerimizle bütünleşmek adına çalışmalar nasıl gidiyor, neler yapıyoruz kısa da olsa? Şimdi müzikal hayatın zaten göbeğindeyiz. Evet. Bir de Türkiye'nin de gözbebeği. İstanbul'da yaşıyoruz. Her şeyin içindeyiz. Çıkış noktasındayız. İster istemez zaten her anlamda her şeyle ilgili bir haber, bir çalışma söz konusu olabiliyor. Evet. Orada gelişiyor. Evet. Tabii hazine Anadolu'da. Orası ayrı bir mesele ama. Benim bağlama derslerim ağırlıkta. Hocalarımızdan, üstadlarımızdan aldıklarımızı gelecek nesillere aktarma anlamında kendimizce bizim de naçizane bir payımız var. Benim gibi birçok arkadaşım da aynı şekilde keza. Gerçekten gençler bazen böyle umutsuz konuşmalar duyuyorum ama yani gerek bizim jenerasyonumuz olsun, hatta daha da küçük jenerasyonlar olsun. Ciddi anlamda bağlamaya, bu sancağa talip olmaya aday şekilde çalışmalarını yapıyorlar. Benim çalışmalarım da yine keza dediğim gibi öğrencilerle paylaşım ölçüsünde aldıklarımızı vermeye çalışıyoruz. Tabii bunun bir sonu yok hala. Biz de hala öğrenciyiz. Evet. Öyle de olacaktır. Bir sonu noktası yok. Bunun dışında sahne çalışmalarım oluyor zaman zaman. Albüm çıkarmayla ilgili fazla ben diyecektim. Albüm niye yok? Fazla
fazla böyle eleştiri alıyorum o anlamda ama evet. Maalesef ülkemizin öyle bir gerçekliliği var. Yani albüm olmadan başka bir bakış açısı gelişmiş. Ya da albümü olana başka bir bakış açısı geliştiriyor bizim toplumumuz. Böyle bir şey var. Yani ben bugüne kadar böyle başlangıç çalışmalarım oldu. Bir şekilde projelerimden dolayı hep bir arka sıraya iteklediğim durumlar oldu. Ama hani çok uzak değil olacak çalışmamız. Yapmak için yapmayı hiçbir zaman savunmadım. Görüyoruz, duyuyoruz. Televizyonlarda yani albümüm var, klibim var diyerekten kimlerin olduğunu görüyoruz. Biraz da bu günümüzde anlamda, tabii, korsancılık Tabii yani, mevcut. Tabii o zaten ayrı bir durum. Önemli bir şey. Tabii teknolojinin getirileri var ama en az o kadar da götürüleri var. Bu anlamda yani ben çocukluğumda hatırlıyorum böyle 90 sonlarıydı. Böyle bağlamaya işte hevesli böyle deli dolu olduğumuz yıllarda öğrencilik dönemlerimde. Yani nerede konser var diye işte kim şu albümde çalmış işte şu albümü alalım bak bu orada çalmış falan böyle. Ciddi bir ekol vardı. Mesela ben buradan saygılarımı gönderiyorum. Erdal Erzincan'ın ilk öğrencilerindenim. Hocama yani mesela bizim grubumuz hepimiz konservatuvar mezunu olduk. Biz konservatuvar okuduk. Dershanesi olan arkadaşlarımız, abilerim var. Kasetleri olanlar var. Piyasada tırnak içinde piyasada hizmet etmeye çalışan orkestra bağımında olsun, solist bağımında olsun yapan birçok arkadaşımız var. Yani o dönemin tadı var mı? Kesinlikle yok. Bu öğrenci profilinde de var. Buradan öğrencilerime de bütün Maltepe'deki öğrencilerime de sevgilerimi yolluyorum. Hocam bizi de unutma demişlerdi. Hepsine selamlarımı yolluyorum burada. Yani bu iş gönül işi her şeyden önce. Yani aslında konuşacak çok konu var da yani bu işi para için yapanlar var, eğlence müziği olarak yapanlar var, kültürel anlamda yapanlar var. Miraslara sahip çıkıp mirasları bir noktaya getirmek, kendinden sonrakileri bırakmak adına talip olan insanlar var. Sektör sizi çok zorluyor. Bu işi akademik anlamda veya kültürel anlamda yaptığınız zaman siz belli bir yelpazenin, dilimin küçük bir parçasına hitap etmiş gibi bir durum oluşuyor. İşte daha çok para kazanmak istiyorsan daha farklı açılımlarda bulunman gerekiyor falan böyle yani zor bir süreç. Genel olarak toplumsal olarak zaten sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz uzun yıllardır. Tabii bu her şeye kültürüne, siyasetine, sanatına her noktada yansıyor yaşam tarzına. Biz de işte ustalarımızdan aldığımız bilgi ve eğitimle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi nezdimizde. Kendi kapasitemiz doğrultusunda. Yani bizden sonraki o gelecek olan şu anki öğrencilerimiz, talebelerimiz bunlar gerçekten çok hevesliler, çok şeyler. Yani bizi onlar umutlandırıyor bu anlamda. Yani ben böyle sanki yılların sanatçısıymışım gibi falan konuşuyorum. Şimdi sanatçı falan da değiliz, o ayrı bir mevzu ama. Demin o dizdiğiniz o güzel dizeleriniz var ya, işte falanı var filanı var, biz de onur duyuyoruz ki bizim de onur mutluluğumuz var. Eyvallah. Toplum adına ben de sevgili izleyicilerim ve toplumum adına bunu söylüyorum. Herkesin her şeyi var ama bizim de onur mutluluğumuz olsun. Eyvallah diyorum. Abi sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, sağ ol. Evet kıymetli izleyiciler gerçekten sevgili Onur emektar güzel yüreğini, o güzel duygularını ve kişiliğini her şeyle birleştirerek müziğe hizmet ediyor, sanata hizmet ediyor ve onun da o hizmet yolunda şahsım adına başarılarının devamını diliyorum. Ve şimdi okuyacağım bu türküyü de sevgili programdan önce Sami Polat arkadaşımız, üstadımız buradan selamlar olsun. Fethiye'deki dostlarıyla birlikte izleyeceğini söyledi. Dedi ki Fethiye'deki dostlarımıza tabii Fethiye'de bizim köyümüz yazanımızın bir mahallesi, beldesi haline dönüştü. Ve buradan tüm yazanların nezdinde, Fethiyelerin nezdinde tüm Türkiye'nin TV izleyicilerine armağan etmek istiyorum. Ve mühür gözlüm bu güzellik sendeyken diyoruz. Ben de selam söylüyorum. Bugün bizim nişanımız oldu sırada. Evet. Beraberdik kısa bir sürede olsa. Evet. Benden bir şeyler istedi ama istediği şeyler başkalarını küstüren şeyler. Evet. Ben herkese selam diyorum. Eyvallah. O anda da o durumu.
Mühür gözüm bu özellik sendeyken zalim gel eğlenek, gel eğlenek bir zaman ama. İhtiyar olmadan da gençlik eldeyken zalim gel eğlenek, gel eğlenek bir zaman. İhtiyar olmadan da gençlik geldiyken zalim gel eğlenek, gel eğlenek bir zalim. Getirin sazı sazı, çalayım bazı bazı, Zeynep'in nazı nazı öldürdü bizi. Getirin sazı sazı, çalayım bazı bazı, Nazlı'nın nazı nazı öldürdü bizi. Şovalanar zümrünü doyup usanmadım da özüm ödem sanki bir cennet omu. Yama dağına da göçmüş bizim aşirene, zalim gel eğlenek, gel eğlenek bir zalim. Yaylalara da göçmüş bizim aşirenek, zalim gel eğlenek, gel eğlenek bir zalim. Getirin sazı sazı, çalayım bazı bazı, Zeynep'in nazı nazı öldürdü bizi. Getirin sazı sazı, çalayım bazı bazı, o dostun nazı nazı öldürdü bizi. Yoksunayım hayat gelip çatmadan, kız gülüp oynayak da zalim zalim ömür bitmeden bitmeden. Kara topraktan üstümüzün örtmeden, zalim gel eğlenek, gel eğlenek bir zalim. Kara topraktan üstümüzü örtmeden, zalim gel eğlenek, gel eğlenek bir zalim. Getirin sazı sazı, çalayım bazı bazı, Nazlı'nın nazı nazı öldürdü bizi. Getirin sazı sazı, çalayım bazı bazı, Zeynep'in nazı nazı öldürdü bizi. Ağzına sağlık abi. Eyvallah, teşekkür ediyorum sevgili Onur. Evet kıymetli izleyiciler, yine bu arada sevgili yoksulumuzu rahmetle anıyorum. Güzel ozanımızı, onun güzelliği hakikaten geçmişte yaşadığımız gibi türküleriyle şimdi de yaşıyoruz. Onu rahmetle yad etmiş olalım. Şimdi yine sizlerden kısa bir ara istirham edeceğiz. Kısa bir ara sonra siz güzel dostlarla yeniden birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayınız.